1 Kasım seçimlerine 3 gün kaldı. İnşallah bu seçimden sonra tekrar bir yıl içinde seçim olmaz. Çünkü arka arkaya olan bu seçimler Türkiye'de tam tersine milli iradenin artık yavaş yavaş azalmasına, güç kaybetmesine ve katılım oranının düşmesine neden olur. 7 Haziran seçimlerine giderken biz bir yıl içinde kalmaz erken seçim yapılacağını söylemiştik. Türkiye'de şu anda ciddi bir değişim sancısı yaşanıyor. Bir taraftan devleti her yönüyle ele geçirmiş ve devletin bu arada hükmetme gücünü ülkenin çıkarları doğrultusunda değil, bireylerin, zümrelerin çıkarları doğrultusunda kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün sabahleyin polis gücüyle ve yasalara uygun olmayan bir kararla İpek Medya grubuna yapılan girişim bir işgaldir. Özellikle bu işgal 2 hafta sonra Türkiye'de gerçekleşecek G20, yani dünyanın büyük 20 ülkesinin toplantısı dolayısıyla bütün devlet yöneticilerin, dünya devlet yöneticilerin katılacağı bu toplantı öncesi Türkiye'de mevcut olan idarenin, yönetimin meşruiyetini kaybettiğini, meşru olmadığını ortaya koyacak önemli göstergelerden biridir. İpek Medya grubuna bugünden itibaren büyük olasılıkla işten çıkarılacak emekçilerine geçmiş olsun diyoruz. Ama bu da geri kalan medya gruplarına ders çıkartmaları için bir örnek olay olmasını da dikkati çekmek istiyorum. Çünkü şimdi sıra Aydın Doğan'da ve grubunda. Şu anda yapılan çalışmalar aynı şekilde Aydın Doğan grubunun belli bir bölümünü ve kızlarından birisini katarak terör örgütü haline getirmek, terörle suçlamak ve ardından o grubunda benzer yöntemlerle ele geçirilmesine yöneliktir. Bunlarla ilgili söylenecek çok şeyimiz var. Ama Aydın Doğan grubu mensupları bizim bu söylemlerimize ilgi duymadıkları için onların da şu anda hala siyasi mühendislikte bizi CHP alternatifleri görüp haberlerine almadıkları için, toplantılarına almadıkları için öğrenme imkanları olmuyor. İnşallah bir gün bu başlarına gelmeden öğrenme ihtiyaçlarını, sorgulama ihtiyaçlarını hissederler. Ama bugün Hürriyet Gazetesi'nde yazdıkları yazıyı okudum. Biraz müsterih oldum. Dedim ki inşallah artık uyanırlar. Onlar da aynı hatayı yapmazlar. Değerli arkadaşlar, bugün medyada olup bitenler ve diğer hala bağımsızlığını sürdüren medya grupları 2001 yılının sonlarına doğru bir tiyatro oyuncusunu tuttular. Kiraladılar. Bu tiyatro oyuncusu aynı zamanda ufak bir bakkaliye dükkanı olan bir zattı. Bunun eline şeyi verdiler, yazar kasayı ve yazar kasayı başbakanlığın önünde fırlatıp Türkiye'de bunu markalaştırmaya çalıştılar. Bunu yaptıklarını unuttukları nereden belli? Geçen hafta başbakan onların zamanında yazar kasa fırlatılıyordu. Bizim zamanımızda ise uzaya uydu fırlatılıyor dedi. Halbuki herhalde o zaman çok fazla ilgili değildi ya da Malezya'daydı hala. Türkiye'den
uydu fırlatılmıştı. 57. hükümet öncesi, 57. hükümet döneminde de Paris'ten bir uydu fırlatılmıştı Fransa'dan. Bunu niye hatırlatmak istiyorum? Türkiye'de istediğini gerçekleştirmek isteyenler daima kendileriyle işbirlikçi buluyorlar. Bu işbirlikçiler zaman zaman siyasi partilerde yer alıyorlar. Zaman zaman karşımıza medya mensubu olarak çıkıyorlar. Ve zaman zaman karşımıza sermaye grubunun temsilcisi olarak çıkıyorlar. Ve Türkiye'de ulusal çıkarı ön planda tutanların hep iktidarda olmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu seçime giderken biz bugün olacakları 2011 yılından başlayarak seçim bildirgemizde yazdık. Bugünden itibaren medyanın, yorumcuların tartışacağı şey yatay bölünmedir. Bu yatay bölünmenin ne olduğu bizim 2011 bildirgemizde, 7 Haziran seçimlerine giderkenki bildirgemizde ve en son burada özeti var. Şu andaki 1 Kasım seçimleri bildirgesinde yazıyoruz. Yatay bölünme toplumun etnik geçmişine, yani ırkına göre, soyuna sopuna göre, mezhebine göre, belli yapılanmalarına göre, cemaatlere, tarikatlara göre ayrıştırılmasıdır. Zaman zaman görüyorsunuz, medyaya yansıyor, üstü örtülüyor. Kimlerin şu mezhepten olduğunu evleri işaretlenmiş, kimlerin ne olduğu işaretlenmiştir. Demokratik Sol Parti kurulurken kurucumuz rahmetli Bülent Ecevit bu durumu öngördüğü için bize siyasal örgütlenmede, mahalle örgütlenmesinde yatay bölünmenin karşıtı olan yatay örgütlenmeyi tanımlar. Yani iki genç, iki emekli, iki memur, iki kadın, iki iş adamı ya da esnaf, böylelikle her kesimden insanlar gelir. Ve atamalar yapılırken dikkat edilen şey farklı mezhepte olanların bir araya gelmesi, farklı ırktan olanların bir araya gelmesine özen gösterilmiştir. Toplumda şu anda böyle bir kaşıma var. Bizden olmayan artık bizim karşımızdadır ve yok olması gerekir. Mesela bu işe Cumhurbaşkanı'nın dahil olmasını ise Türkiye adına yapılmak istenen Cumhurbaşkanı kaynaklı bir darbenin işareti olarak görüyorum. Bir ülkede Cumhurbaşkanı darbe yapmak istiyorsa, darbeciyse, o zaman o ülkede milli birliği, bütünlüğü sağlamak mümkün değil. Bu darbeyle ilgili söyleyeyim size. Evvelsi gün medyadan sordular, 29 Ekim için çağrıldınız mı? Demokratik Sol Parti 3 kez devlet yönetmiş, yönetiminde bakanlar olan parti. Merak edip sordurduk, davetiye gönderdiniz mi? Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP dışında hiçbir partiye göndermedik diye söylediler. Bu seçime giren diğer 13 partiyi görmezden gelmektir. Hoş bizim bazı medya grupları, işte biraz evvel söylediğim Doğan grubu gibi, seçime giren partiler içinde hükümette bulunmuş, deneyimi olan partiyi değil de hiç bulunmamış ya da bir önceki seçimde girmemişi çağırtıyor tartışmacı olarak milletvekilleri diye. Ben mesaj atıyorum, bizden de bir arkadaş çağırın diye. Size milletvekili adayı veririz. Onların da derdi Demokratik Sol Parti görünmesin ki CHP'nin oyları azalmasın. Değerli arkadaşlar, Demokratik Sol Parti görürlerse esas AK Parti'nin oyları azalır. Çünkü 2002 yılında o zamanki seçmen sayısına göre AK Parti'nin bünyesine bizden
yaklaşık olarak %8 oy atmıştır. Oylarımız yalnız CHP'ye gitmez. Bunun yeni oylara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi için beni ziyaret ettiğinde Sayın Tayyip Erdoğan'a söylediğimde cebinden bir kağıt çıkarttı. Kağıtta hangi partiden, hangi yerden, Alevilerden, Sünnilerden kaç oy aldı yazılıydı ve bana söylediği şey sizden %5 var bizde dedi. Türkiye'de AK Parti'yi azaltmak isteyenler, AK Parti'nin gitmesini isteyenler AK Parti'nin oyunun azalmasını sağlamaları gerekir. Ama maalesef AK Parti'nin oyları gitmeyecek benzer partileri öne çıkartıyorlar. Bu da yanlış bir stratejidir. Türkiye'de bu seçim neden önemli? Eğer Türkiye'de çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak parlamentoya 5. partinin girmesi ya da bir yıl sonra yapılacak seçime namzet filiz veren 5. partinin ortaya çıkması gerekir. Bunun manası şudur. Yalnız %10 barajı aşarsa veririz oyumuzu değil. %3 aşarsa para yardımı alırız değil. Bugün hangi parti olursa olsun herkes %1'in altında olduğu için %1'i geçen oyu aldıkları takdirde halka umut olacaklardır. Çünkü parti tekrar toparlanıyor. Tekrar partiler öne çıkıyor demektir. Bunu anlattıklarım haber olacak kısım değil biliyorum. Ama haber editörleri, bu işin sahipleri nasıl olsa buradakiler de şifre olup okurlarsa, izlerlerse bu 3 günü ona göre değerlendirsinler diye söylüyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'nin bütünlüğü artık tartışılır hale gelmiştir. Milletin birliği artık yok noktasına gelmiştir. Bugün iktidar partisi dahil orada yaşayanların iradesiyle Güneydoğu Anadolu'da örgütlenememektedir. Ancak orada örgütlenenler, çalışanlar yerel olarak PKK'ya bir para ödedikleri zaman onların çalışma yapmasına müsaade edilmektedir. Bunu maalesef iktidar, AKP yönetim anlayışı ilk önce ben nasıl olsa güçlüyüm diye tedbir almadı, göz ardı etti. Herkese Sivas'ın doğusuna gidemezsiniz dedi. Ama şimdi kendisi de gidemiyor. Ve büyük olasılıkla bu seçimde bazı yerlerde aldığı milletvekillerini de almama olasılığı var. Nitekim bunu yaşadık. Daha önce HDP'nin full çıkarttığı tek şehir Hakkari'ydi. Bu seçimde bu full şehire Şırnak eklendi. Van, Diyarbakır gibi yerlerde birer milletvekili çıkarabildi. Batman'da birer milletvekili çıkardı. Şimdi yeni dönemde Siirt'i full çıkarttı. Yani bu milletin artık bölündüğünü, Türkiye'nin bütünlüğünün yavaş yavaş kaybolmakta olduğunu gösteriyor. Ben burada başkalarının dediği gibi hemen işte bunlar özellik istiyorlar, özel devlet kurmak istiyorlar demiyorum. Özelliği isteyen Kandil, federe devlet kurmayı isteyen Kandil ama HDP'nin talebi statü talebidir. Statü talebi artık Kocaeli'nde de belli bir pay, İstanbul'da da belli bir pay, Çanakkale'de de belli bir pay ve bunu bütün ırklara göre bölmeye kalkıştığınız zaman kendi içinde bir statüye dayalı devlet modeli ortaya çıkmış olur. Bu konuda maalesef Türkiye'de fikir üretenler, fikir yürütenler bu konuyu daha çok besleyen fikir üretiyorlar. Görüntüde karşıtı olan bile bu düşüncededir. Değerli arkadaşlar, biraz evvel bir arkadaşımız hatırlattı.
Bundan 3 yıl önce bizim bir uçağımız Suriye'de düşürüldü. Suriye'de değil, Türk semalarında, yani Türk hava sahasında atılan bir füzeyle düşürüldü. O füzeyle düşürülen uçak için ana muhalefet partisi genel başkanı yanındaki heyet dönemin başbakanı olan bugünün cumhurbaşkanını ziyaret ettiler. Onlara o gün enkazın bulunduğunu, pilotların kasklarını, ayaklarındaki fotillerin örneklerini de gösterdi. Medyaya da yansıdı. Ama birkaç gün sonra uçak bulunduğunda denizin dibinde, uçakta bir barut izine, yani patlama izine rastlanmadı. Ve uçakta çıkartılan pilotların ayaklarında fotilleri vardı. Kasları da duruyordu. Bir kere bu olay geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin AKP ile hükümet kuracağız diye 35 gün suya gittip 35 günde susuz gelmesinin işaretiydi. Çünkü o olayı derhal parlamentoda gündem konusu yapmalıydı. Araştırma yapılmasını istemeliydi. İşin aslı ise o uçak Rus füzesiyle ve yeni nesil füzeyle düşürülmüştü. Füzenin atıldığı geminin, uçak gemisinin adı Amiral Cemenenko gemisidir. O yeni nesil silahın tekniği hakkında birkaç ay önce dönemin başbakanına savunma sanayi fonunda verilen brifingde söylenmiş ve bu yeni nesil silahların istenirse bir arabayı giderken yolda durdurabileceğini, duran bir arabayı çalıştırıp istedikleri yöne doğru yönlendirileceğini söylemişlerdi. Ve bunu birkaç ay sonra da dönemin başbakanı üzerinde denemişlerdi. Arabasını kilitlediler. Hatırlayın, paniğe kapıldı. Balyoz ve araba yıkılmaya çalışıldı. Kırılmaya çalışıldı camlar. Ve acil o panik için doktor getirildi. Kamuoyuna da başbakana iftira ettiler. Dediler ki sarası var. Niye iftira ettiler diyorum. Ben 1970'li yıllardan bu yana şimdiki cumhurbaşkanımızı tanıyorum. İzliyorum. Aynı sahalarda, karşıt görüşlerde bulunduk. Birbirimizi izledik. Hiç de sarası olduğunu görmedim. Sarası olan bir adam, şimdi televizyonda seyrediyoruz. Saatlerce o hipodromda, törenlerde, açılışlarda duramaz. Muhakkak bir arıza verirdi bugüne kadar. Ama öyle demek zorundaydılar. Aslında tabii bunun aslını da öğrenme şansımız yok. Çünkü başbakanla ilgili olup bir şey söylemesi gereken iki kişi şu anda yaşamıyor, hayatta değil. Birisi o gün onu tedavi eden doktor, aniden grip oldu ve nasıl olduysa komaya girip öldü. Bir de dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı sırtından atan at. O at da yaşamıyor. Çünkü o ata da olur ya, muhalefet partilerinden birisi biner, onu düşürmezse manşettir. Onu düşüren at, örneğin ben binsem Masum Türker'i düşüremedi, demek ki bu daha iyi binici denmezsin diye. Ben ya da başka bir parti lideri için. Türkiye ile ilgili kaygılı olduğumuz için geçen seçimde, 7 Haziran seçimde mutlu insan güçlü Türkiye sloganıyla çıkmıştık. Slogan buydu bizim. Şimdi bakın, bu seçimde bütün partiler Türkiye'yi kullanmaya yeni başladılar. Ama bu seçim içinse milletin birliği ve Türkiye'nin bütünlüğü için DSP deme ihtiyacı hissettik. Dikkat edin, DSP'yi kattık. Ne demek bu? Türkiye'de artık kendini, ülkesi, halkı için feda eden insanların varlığını hissettirmemiz gerekiyor.